Olur böyle şeylere hoş geldiniz. Ben Melisa Oral, klinik psikolog. Bu programda neler mi var? Psikoloji, sinema, tıp, kültür, sanat, aklınıza gelebilecek her şeyi çok değerli konuklarıma konuşmaya devam ediyorum. Bugün yanımda hayranı olduğum bir konuğum var. Kendisi Instagram fenomeni. Çok gülerek izliyorum. Komedyen İlker Gümüşoluk. Programdan önce bana sana ne diyeyim dedim. <laughs> Yine beni Instagram fenomeni yaptın Melis. <laughs> çok iyi değil mi ya? Güzel yani aslında şöyle hiçbir sorun yok tabii ki. Hani komedyen daha sevdiğimiz bir evet. ünvan bizim açımızdan. Çünkü hani bir sürü iş yapıyorsun. Bir yandan radyo var, podcast var, stand-up'lar var. Aa, onları ben İçerik söyledim. üreticiliği de var tabii ki. Komedinin hepsini kapsadığı için o daha mutlu ediyor bizi. Ama en sevdiğin komedyen ünvanı değil mi? E Hepsini kapsadığı için evet tabii. Şimdi... İnanılmaz derecede güzel reels'lar çekiyorsun. Ben seni ederim. izliyorum. Çok severek izliyorum. Antalya'daki programına da geldim. Stand-up'a geldin evet. Stand-up vardım. Bu galiba çok iyi bir gözlem yeteneğine sahip olmaya gerektiriyor değil mi? Ve e, zeka da gerekiyor. Komedyenlerin zeki olduğunu da görüyoruz. Hı -hı. Neye bağlıyorsun? Ya Bak şöyle. E, hani ben mesela sokakta çok vakit geçirmiş biri olduğum için. Bütün çocukluğum. 90'lar çocuğu olduğum için. Hı -hı. Hani sokak, mahalle, apartman. O kültürü iyi bildiğim, hakim olduğum için... Reels'larda, Star'da, Skeçler'de kullanıyorum onları. Hı hı. E, çoğu da evet yani sokaktan gelen insanların tabii e, esnafı da tanıdıkları için başka bir dilleri oluyor. Hı hı. Ve çok iyi işler çıkardıklarını düşünüyorum diğer komedyen arkadaşlarım içinde. de. Ben ona bağlıyorum. Yani zeka evet gerekiyordur. Bence her zeka gerekiyor zaten. Hı hı. Ama asıl bence biraz daha işte o sokak mahalle kültürünü bilmek, insanları samimiyet tanımak. lazım sanki biraz değil mi? E, böyle? tabii samimiyet doğal. Biraz, biraz, böyle sokak insanı olmak lazım. Tabii tabii kesinlikle öyle. Sen de sokaklardan geldiğini söylüyorsun. Mesela böyle Sokaklardan Sokaktan burjuva... geldiğimi söylüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> hani bir Doğuş durumu gibi algılanmasın <laughs> sokaklarda büyüdüm falan. Sokak kültürüne hakimim yani öyle söyleyeyim. Ya şey... Bu... Ailemin durumu iyiydi yani. Fena tamam büyük. canım estağfurullah. Ya burjuva biri yapamaz o zaman bunu değil mi? Yani senin yaptığını yapamaz. Yapan? Evet sayıca az vardır ama işte hı hı. 100 örneğin 98'i sokak daha böyle işte e, fakir aileler orta direk aileler evet. öyle zengin ailelerden çok fazla çıkmıyor. E bunun sebebi de biraz konforla alakalı yani konforun yerindeyse zaten hı hı. Bir mücadele olmuyor ya çok fazla. Hı. Yani konfor olmayan insan birazcık işte kazıyor Bir de aklı çalıştırmaya da gerekiyor değil mi bunlar? Aklı çalıştırmak ve biraz şey bence ya sürekli hani bakmak, etmek, görmek. İnceliyor musun gerçekten? Çok merak ediyorum. Böyle oturduğun yerde acaba bana buradan malzeme çıkar mı diye bakıyor musun sen? O kadar bakmıyorum ama çok yani ya. galiba bu iş yapanlar görüyor zaten onu. Yani bir şey dikkatimizi çekiyor ve onun üzerine bir şaka yapmak istiyorsun ya da bir reel çekmek istiyorsun. Hı hı. Hani öyle ekstra bir çabam yok ama enteresan bir şey varsa diğer komedyen arkadaşlarım gibi gözüme çarpıyor benim de. Şey, son zamanlarda şey çok yapıyorsun İlker. Manifestler var ya böyle... Motivasyon. motivasyonlar. Çok komik Allah'ım ne olur izleyin sayın seyirciler gerçekten çok gülerek izliyorum. Şey işte metafor Hı. kullananlar var motivasyon videolarında. Var bir yabancı bir kadın var onu taklit ediyor evet, herkes. Evet evet Lili miydi acaba Hı. o kadından çok esinlendim ben o bir tane kadın var ya. Türk bir ablamız var o zaten beni görse parçalayacak o kadar. Gerçekten iyi. mi? O saçma bir şey çekiyor ben hemen <laughs> daha saçmasını çekiyorum. Ya şöyle bu tabii ki beni de etkileyen bir şey ama. O kadar saçma nesneler kullanıyorlar ki işte elmalar, tenis topları. onunla bize hayat anlatıyor. Tuzluklar, karabiberler falan. Çakmak falan, falan evet. Abi bir yerde şey oluyorsun ya. Ben bir yerde kopuyorum yani. Artık onun verdiği manayla ilgilenmiyorum. Komik mi geliyor hakikaten? Saçma geliyor. Şöyle ha. bak bu işi çok iyi yapanlar var. Onlara hiçbir sözüm yok ama bazısı gerçekten öyle bir aparat buluyor ki. Ben mesela en son baya böyle Maltepe'de bu bir milyoncular var. Hani ana baba günü. <laughs> evet. Orada gittim bir tane mesela işte ne aldım? Ş şerbet sürahisi buldum. Evet. Onunla bir şey yapayım dedim <laughs> falan böyle hoşuma gidiyor yani saçma nesnelerle enteresan videolar ama çekmek. Ama tutuyor, çok güzel. Tutuyor, tutuyor. Alıcısı çok ya. Alıcısı <laughs> al, çok. Alıcısı çok ya. Bizim millet böyle şeylere bayılıyor ama Bayılırsa ben de gibi. bayılıyorum. Ya bir tane şey yazmış yorumlara gülmekten öldüm. İyileşeceğim diye korkuyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Beni gerçek sanam var. Ne? Tabii tabii benden fiyat alanlar var demeden. Ciddi tabii, misin? tabii. misin? Ben iki üçüne yazdım herhalde dalga geçiyor dedim. İşte esen sigara 700 TL deyip yolluyorum. 700 mü? Bari piyasayı düşürme. Hayır hayır. 2000 lira yani, falan da var. Bilmediğim için piyasayı. Y於... 700 diyorum 500 diyorum falan. Sonra <laughs> bunun şaka olmadığını anladım ben. <laughs> Ve sonra kestim bu çünkü suça girer yani. Tabii. Hiçbir eğitimim yok bir şey yok. bir <laughs> yandan eğitim miyim? veriyor falan. Abi dedim siz gerçek mi soruyorsunuz? Ben şaka yaptım yani. Inanmıyorum. Karıştıranlar, gerçek sananlar. Fiyat ama çok almaya belli ya, ya şaka oldu. O kadar mı muhtaçlar acaba sen? Ya ben biraz böyle şey yapıyorum ama hani çok da şaka gibi değil ya arada. Hani sen yedirirsin yani. Sesimizi kısıyorum, kameraya böyle bakıyorum, göz kırpıyorum falan. İşte birileri yiyor. Ay inanamıyorum, çok şaşırdım. <laughs> Vay. De. Peki komeden olmadan ne iş yapıyordun? Hiçbir iş yapmıyordum ya. Ben hep buralardaydım Melis. Hmm. Yani şöyle 18 yaşım'a kadar zaten hani su satmışımdır pazarda o kadar yani hani çocukluk. Kimisi böyle çıraklık falan yapar ya. ben o işlere girmedim. Ben futbolcu olmayı çok istiyordum. Aa çok güzel. E, futbol Hangi falan. Galatasaraylıyım. Aa tamam. Çok Ama mesela Fenerbahçe Galatasaray. Fenerbahçe'nin altyapısına gittim işte Yıldızlar'a gittim. Fena da değilimdir yani toplu aram iyidir. 18'den sonra böyle bir animasyon, animatörlük denemelerim oldu. Aha. işte İşte yazın. Otellerde. Otellerde aynen öyle işte turistlerle çok falan güzel. eğleniyorduk, eğlendiriyorduk. Ondan sonra radyo, stand-up işte sketch, seslendirme hı hı. hep bu dünyalar. Hep Çıklanıyor. burasıydı. Hani hep şey hikayem yok. Banka... Beyaz yakalıydım da değil öyle bir şey. Bankacıydım işte bankayı bıraktım artık komedyen olmaya karar verdim falan. Öyle bir şey yok o zaman seninle. Yok bende şey de yok mesela. Bazen izliyorum böyle komedyen arkadaşlarımın röportajını. Bir fakirlik edebiyatı var ya. Evet, niye öyle? Ben fakir değildim abi. Çok. <laughs> <laughs> Benim durumumuz iyiydi bizim. fakir olanlar da var. Biz hiç değildik ya. Biz gayet böyle ailenin en durumu iyilerinden. Yani <laughs> babam babamın iyi bir işi var, annemin iyi bir işi var evet. falan. Böyle biz iyiydik ya. Hadi çok uber zengin bir aile değildik tabii ama iyiydik yani. ortanın bir tık üstüydük. Yani çok fazla var o edebiyatı yapan ya. Tabii canım. Bundan, bunun ekmeğini yiyen de var ama. Sanatçısından komedyen herkes yani. Değil bir mi? acı oldum hemen paylaşayım oradan prim kasayım. Ben de yok, yok abi acı. Ba çok ba ben söylüyorum. Ba bayılıyorlar öyle şeylere. <laughs> evet. Buralara gelmeyi hayal ediyor muydun? Ee, Şimdi buralar yani... dediğin ne diyeceksin ama ben Instagram fenomeni olduğun için söylüyorum. Vallahi şöyle hep futbolcu olma hayalim vardı. E açık sonra söyleyeyim. ne oldu futbolcuma? Bütün çocukluğum boyunca çok iyi top oynuyordum. Çok delicesine. Evet, sakatlık falan o, mı? Yok yok 13 yaşında bir kıza aşık oldum ben. Hmm. Bir kız şey dedi böyle futbol mu sen keko musun dedi bana. Aa. Hiç alakası olmaması ama ben o gün futbolu bıraktım. Ciddi misin? Yani koca bir Şu hayali. Şu an milyonerdin yani. Ya bilmiyorum bir yere de oynayacak adam olur muydum ama bir kız bana keko musun dedi diye futbol oynadığım için hiç alakası da yok. Hiç alakası. O an bıraktım ben ya ve bu tarafa yöneldim. İnanmıyorum. Şimdi mesela biri bana keko musun bu ne komedi dese bunu da bırakabilirim. Gerçekten <laughs> keko musun İlgaf falan. Ertesi Şimdi... gün bakkal açmıştım hiç <laughs> alakası yok yani saçma sapan. Şey kendine keko bir sevgili bulmuş düşünsene. Evet. <laughs> futbolcu da sevgili oldu. O anlamaz olur. benim keko olduğumu diye devam ediyor. <laughs> o da keko çünkü. Şey futbolcu sevgili buluyormuş falan. <laughs> Şimdi e, bu Reels'ları görüyorum zaten çektiğini. Evet bir yerlerden e, esinleniyorsun illaki de. <laughs> Ekip var mı? Yok. Tek başına. stand up'ta ekibim var Ha Çünkü onu yazıyorsunuz değil hayır mi? Hayır yani yazmada, üretmede hiçbir ekibim yok. Her şeyi ben yapıyorum. Hmm. Organizasyon kısmında ekibim var. Zaten stand-up kendi hikayelerini anlatıyorsun. Tabii canım aynen. Ama bunlar komik. Yani Hı. insanın başına gelebilecek ne bileyim. Bir insanın başına belki hayatta bir kere gelebilecek şeyler senin... Ya benim geldi. biraz öyle bir durumum var Melis ya. Ben böyle çok saçma şeylere bulaştım hayatım boyunca. Evet. Yani değişik... Mesela en başta araba satıyorum. Hmm. Yeni araba alacağım. Evet. Arabayı sattığım adam arka sokaklardaki bir oyuncu. Normalde düz bir vatandaşa denk gelirsin ya. <laughs> Abi ne alaka falan diyorum yani. Hani Normal sıradan bir işimde bile enteresan bir şey beni buluyor. İnsanlar inanmıyorlar ama. Evet. Stand-up'ların özellikle Ya bu da olmamıştır artık demiyorlar mı? Vallahi stand-up'ta anlattıklarım daha inanılır şeyler. Bir de benim gerçekten yaşadığım ve kimseye anlatamadığım olaylar var. Çok enteresan olaylar geliyor başıma. Aa. Hem ünlülerle hem ünsüzlerle. Ne geldi mesela? Bize de paylaşsana. Yani en enteresan... Çok ya komedyenlerin başına gelen şeyler beni çok güldürüyor ya. Ya ben apartman sohbetleri diye bir iş yaptım 68 bölüm YouTube'da ünlülerle röportaj yaptım. Mesela evet. çok ünlünün evine girdim çıktım o bundan bir 10 yıl evvel gençliğimde orada çok acayip anlarım var. Mesela bir çok büyük bir ünlünün hepimizin tanıdığı bir ünlünün Kim ayrılık Allah? anına denk geldim. Ciddi misin? Yani ben röportaja gidiyorum evine <laughs> bir kadın kapıyı şah diye vurdu Allah senin belanı versin diye çıktı gitti. Aa. Ya bundan 10 yıl evvelden bahsediyorum. Ben böyle koltukta şok içinde duruyorum. Yani adam böyle hafiften titriyor. İnanmıyor. tabi tabi böyle anlara denk geldim yani. Bunu işte anlatsa inanmazlar. Evet. Ama yaşadık Melis. İnanmıyorum ya. ya şimdi arada sana isim de veririm. İ i̇simleri de istiyoruz. <laughs> Kayıt olmadığı zaten. yerde isme de gireriz yani. Ay çok merak ettim. Şimdi e, komedyenlerin e, duygusal ve boldrama içeren e, filmlerde inanılmaz başarılar imza attıklarını çoğu zaman görüyoruz değil mi? Hani Bu evet. insan komedyen diyoruz ama çok da güzel. Cem Yılmaz için de geçerli mesela işte. Ege filminde oynamıştı. Dondurmacıyı. Aa inanılmaz. Dondurmacı İftarlık, gazozcu İftarlık galiba. gazoz. İftarlık gazoz tabii. İnanamadım Çok ben Cem Çok büyük Cemil performans mi? değil mi? İnanamadım orada Cem evet. Yılmaz'a mesela. Ya yani mesela bazen Atademir'i e de görüyorum. O da böyle en son ki. Bülbül, bülbül bir şeydi. <laughs> Unuttu filmin ben adını. Ben de hatırlamadım. Ama bülbül deyince hiçbir şey kalmadı kafamda ya. Sadece bülbül <laughs> olamaz de. yani. Öyle bir şeydi ya. Unuttum. Şark bülbülü. Şark <laughs> o değil de. Orada da mesela kel bir adamdı falan. Hı. Çok şeydi yine duygusal. Sen ister misin böyle bir şey? Çok isterim. Ben zaten sinema televizyon mezunuyum. Mimar sinem. Yani zaten okuduğum bölüm de o. İlgim alakam da var hem diziye hem sinemaya filmi. Hı -hı. Ya şöyle bence... E, komedyenler empatiyi iyi bilen insanlar diye düşünüyorum tüm komedyenler adına. Hı hı. Duyguları da iyi anlayabildiğimiz için hı, hı Mesela bir ortamda bir insanın bir hissini çok hızlı anlayabiliyoruz birinin. Evet. Ayşe stand-up'ta da geçerli. Ya yani işimiz duygu yönetmek ve duyguya bağlı bir iş olduğu için o geçişler, yükselişler, alçalışlar bizde çok net. Hı hı. O yüzden bence işte acıklı sahnelerde veya ciddi filmlerde, dram filminde bile komedyen iyi oynayabiliyor. Duyguyu biliyor çünkü. Duygu geçişi biliyor. Başarılarına biraz ona bağlıyorum yani hem empati yeteneği Empatici. hem de duyguyu iyi tanıma. Sahnenin hangi duyguyu gerektirdiğini iyi bilme. Bir de hani ben genelde skeçlerimde de çok doğal oynamaya çalışıyorum. Hani bende çok, de çok fazla abartı yoktur oyunculuğumda da öyle düşünüyorum yani kendi. <laughs> ya o yüzden yani biliyorsunuz hani az oyunculuk güzel bir şeydir sade olmak. Hani Şener Şen de diyor ya hani. En zoru düz adamı oynamak diye. Kendini oynamak Aa, diye. Doğru evet. Hani oralarda gezinmenin yolunu bulduktan sonra bence bu oyunculuğuna da yansıyor. Hı -hı. Ve iyi bir performansa dönüşüyor. Hı -hı. Bu şey vardı ya senin bir tane tamam fıstık diye bir tane evet. yazısı var. O biri mi? Değil. öyle o birçok kişi falan hani hayatında dayım, o biri gibi. Ya öyle biri var gibi ya. Ya da yani, ben çok görüyorum o tarz Böyle adamlar var çok yalan... Takılan sosyal medya işte ya. premses falan diyor böyle hmm. bir de premses hani pren diyor yani. Hayır ya çok kötü. Görüyorum ha böyle kaşıyla gözüyle hani olmadığı adamı canlandıran insanlar. Biz onu böyle bir e, o video çok tuttu benim tamam fıstık. O, ben en çok sevdik. Gibi. Evet evet yani çok sevildi. Ben daha iyi videolarım olduğunu düşünüyorum ama tamam Söylemişsin fıstık. Söylemişsin onu da yani nasıl bu kadar sevildi evet, diye. Yani her problemi anında çözen erkek karizması video serisinin adı. Kadınlar bayılıyor. Attık böyle ki ben hani tipi çok itici buluyordum. Ya bana böyle mesajlar falan geldi. Tamam fıstık der misin? Bir kere fıstık de falan. İnanmıyorum. İş o raddeye vardı. Ben çok şaşkınım. <laughs> hani bu kadar yalan bir adam nasıl sevildi <laughs> diye. Böyle adamlar var. Sosyal medyada görüyorum. Mesela işte sürekli kitap okuyan adamlar var böyle. Aman i̇şte yalan. denizin olur. ortasına sandalye kurmuş. Kitap okuyor İşte kadın avcısı dediğimiz. tindir avcıları. İşte o abiyi ben aslında canlandırıyorum. Yani yalan bir adam. Yalandan tavırları var. abi bir şekilde kadınlar sevdi. Hı -hı. Onun tam tersini çektim şimdi. İşte son son skecim o. Hı -hı. O da hani hiçbir işi beceremeyen adam diye. <laughs> wow. Ailelerde vardır ya böyle ben hallediyorum der ama asla Hiç halledemez. Hiçbir şey halletmez. Evet, Hallederiz evet. Kadir vardı hatta tabii, böyle. Tabii Dayı 15 dakikaya ambulans geliyor diyor mesela. Ambulans gelmez. 2 saat. Çağırmadı olur. bile. Para ne kadar lazımdır o parayı bulamaz falan. Genelde enişte of. ya da dayı karakteri. Evet. O da tuttu mesela. O da çok tuttu. Ama tamamen işte insanların içinden olduğu için bence tutuyor. Evet yani. Bunlar var, yaşıyorlar. Tabii tabii genel anlamda çok izlenen bir yıllar. Taklit diyorlar. gibi değil o yüzden diyorum. Öyle ne kadar gerçeğe yakın, ne kadar doğal ve işte hani ne kadar hepimizi ilgilendiren baba olmak. işte Hı -hı. kız babası olmak Aa, mesela. Aa o da çok güzel. En çok tutan videolardan biri. Hı -hı, o da çok güzel. Öyle bir şey varmış Türkiye'de yani. Kız baba, ben oğlum var. Hani Hı -hı. o duyguyu bilmiyorum ama kız babası olmak farklı bir hismiş onu anladım. Çok, evet. Senin de Benim kızım zaten. var tahmin edebiliyorum yani. Çocuklar dedi. aynı yaşta 6 demiştin. Hı hı, 6. Yani Bak. o başka bir yere dokunuyor Türk halkında ya. Hemen herkes paylaştı o videoyu. İnsanları çünkü yani onları anlatıyorsun ya. Onun evet. hayatı yani o öyle bir baba var evet, ve evet. onu anlatıyorsun. Öyle bir kadın var onu anlatıyorsun. Ya şöyle bir gerçek var mesela bazı video çok komik oluyor. Hı hı. Kendim için eminim Arkadaşlarım videolarına da bakıyorum. Ama videonun hiç paylaşılabilirliği yok. Ha. Ya sen çok gülersin ama ikinci bir kişiye yollamazsın. Ha. Bu tarz işte kız videoları, baba kız şey kız babası olmak tarzı videolarda hemen üç kişiye yolluyoruz. Sevgili de öyle. Eşine Sevgili, yolluyorsun. Sevgili, ilişki. Sevgili. Tabii tabii. Bak gördün mü? Hmm, bak işte bu ya bana yaptığın yalar falan çıkıyor ortaya. Ha, ilişkiler de çekiyorsun değil mi? Tabii tabii. Her şey ya. ben de sınır yok yani. Hiç destek alıyor musun? Merak ediyorum böyle birinden. Yok bu ya. Konuda. Yani çekimde... Atıyor musun mesela bunu nasıl olmuş? Atıyorum. Ha o var tabi. tabii. Onu merak Çok yakın ediyorum. arkadaşım var mesela. Söyleyeyim. Ekin Akçay yönetmen ve senarist. Hı -hı. Ee, Ekine ilk bir yollarım onu. Hep. Vallahi hepe yakın 90. Aa ne güzel. Şundan ötürü hani Ekin'in gözüne çok güvenirim. Hmm. Bazen çünkü kendi işindeki kusuru Çapağı göremiyorsun. Hı -hı. Abi burada ha Ekin abi eyvallah falan der onu hemen düzeltirim. Hı -hı. Onun dışında yakın çevremden de alıyorum tabi. Ceyhun Yılmaz'a konu kalmıştım. O da Hollywood'da Altın Makas diye bir şeyden bahsetmişti. Bana kestirmiyorlarmış. Altın makas diye bir şey varmış. O kesiyormuş filmi. Çünkü sen filmine kıyamıyormuşsun. Kim Ben kimi kestim anlayamadım. Altın... <laughs> Hayır, şimdi. Biri var bir şahıs var mı orada? <laughs> Altın makas deniyormuş işte. Ee, Türkiye'de de galiba Necati Akpınar için aynı şeyi söylüyorlar. Öyle mi? Tabii. Genelde evet. kurguya o girip o belirliyormuş. Bir duydum. Bilmiyordum. Bak bu da yeni bir bilgi oldu. E sen tabii bir de yani kendi filmine çok objektif davranamadığın için. Davranamıyorsun işte. Sen kıyamıyorsun. Kıyamasın. Ay diyorsun bu ama yani bir yandan filmin akışı var. Emek vermişsin o kadar uğraşmışsın tabii canım, aynen çaba. Öyle. Ben mesela yılın 90 saniye olmasına çok gıcığım. Aa kaç saniye olsun? Ya bazen çok iyi video çekerim mesela. 1.43 sığmıyor. Ha, ne yapıyorsun? Kırpıyorum. Ha. Tıkır tıkır işte bir saniye oradan bir saniye buradan diye. Mecbur. Tabii. Aa çok kötü. Belki düzelir ya sonradan. Zaten 15 saniye başladı Instagram. Ha evet doğru. 15'ten bir 30'a çıktı, 60'a çıktı, bir 90. Hı hı hı. Uzayacak belli ki. Ya. Uzar uzar yani öyle tahmin ediyorum. Şeyi merak ediyorum ya. Ağlayan palyaço geldi şimdi aklıma da. Hani herkesi güldürüyorsun, neşe dağıtıyorsun vesaire. Ben de böyle edebiyatlar bulamazsın Eve beni. Hiç uğraşma, hiç uğraşma. <laughs> ben buyum ya. Eve vallahi. gittiğinde hüngür hüngür Yok yani. Yok Hep mi böyle? Çok duygulu bir insanım. Mesela oğlum beni çok... Burcu düş... ne? Balık. Ay yani normal. Ya burçlara ben inanmıyordum. Abi ben çok severim. Ee, biraz da bilirim açık söyleyeyim yani inanmam ama bilirim mesela. İnan fal. Yani fal yengeci bilirim, başa bilirim, boğayı bilirim hani çok spesifik burçlar var. Oğlum burcu ne? Aslan Çınar. Ben de aslan. Ya ben burçlara inanmayayım diyorum ama mesela tüm balıklar aynı çıkıyor, tüm yengeçler evet, aynı çıkıyor. Nasıl inanmayacağız diyorum bir yandan da. Gerçek. Veya boğalar hep iştahlı oluyor. Nasıl oluyor abi falan diye kafayı yiyorum yani. Ee, Soru neydi ya? Biz niye Burcu'ya girdik? <laughs> hayırdır? Neden böyle bir şey yaptık? Sen konu dağıldı orada da niye şey dedim? Neşe dağıtıyor dedim. Şey, ee, ağlayan, ağlayan bahsettim. Eve gidelim. Şey, hüngür hüngür duygulu bir adamım. Heh. Hüzünlendiğim gözümün dolduğu çok olur. Ama öyle bir hüngür hüngür ağlama falan durumu çok çok nadir. Hiç böyle erkekler ağlamaz falan diye. Yok ya mesela ben bir şey çok hüzünlenmiştim. Bunu anlatabilirim bence. Ee, bir arkadaşımın babası vefat etti. Hı, hı ee, sağ olun. Ee, sonra annesinin Instagramına bakıyordum. Ya yani bir şekilde annesinin Instagramı karşıma çıktı. Arkadaşım olduğu için hani önerdi falan. Kadın her şeyi silmiş, tüm postları. Hmm. Sadece eşini paylaşıyor. Hmm. Böyle yani eşiyle tanıştığı günden işte vefat ettiği güne kadar her gün bir şey atıyor işte. Hani senle Datça'da bir yemek yemiştik ya diye kalp. Abi bir ağlamaya başladım ben. Ay çok üzücü. Yani kadının o hissi, kadının o Sana özverisi yani. beni mahvetti. Hmm. Ben böyle şeylere ağlıyorum genelde. Yani başka insana gösterilen vefa duygusu falan beni birazcık hmm. hüzünlendiriyor. Ay ne kadar güzel. Nasıl bir değiştirdin şey ama. duyguyu? Nasıl programın içine? Program şu an olur böyle şeyler. <laughs> Eğlence diye çağırdı. <laughs> Biz orada güleceğiz, eğleneceğiz. diye konuşurken ben böyle. Aa falan. Bu tarafta var Melis. İnsanlar bilsin. Bu tarafımız da var bizim. Bence çok güzel bir şey ya. Yani komedyenlerin bu tarafların olduğunu biliyorum zaten. Tabii. Ama yani senin de bu kadar vefalı olman yani. Ay. <laughs> 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 ben vefalıyım diye bir şey demedim. Ben, ben vefaya ağlıyorum. Vefa... <laughs> ha vefaya ağlıyorum. <laughs> ben ki Film... vefasızımdır yani. Filmleri ağlıyor musun peki? Mesela babam ve oğluma ağlama yani, yok. Babam ve oğluma ağladım. Bir de oğlum da var yani. Ee, pardon pardon özür dilerim. Babam ve oğluma ağlamadım da biz 6 kişi gittik üniversiteden filme. Ay güldünüz mü yoksa? Yok yok. Benim sağım sağımda pardon. Sağımda bir kız vardı. Bir de solumda arkadaşım vardı. İkisi hüngür ağladı. Ben onlar ağladı diye ağlayamadım. Neden? Ya bilmiyorum hani duygum değişti yani onlar ben ha, şey tamam vardı ya mı, Çirkin mi ağlıyorlar? <laughs> ya onlara döndüm baktım falan onları böyle hani sakinleştirmekten kendi derdini unutursun ya. Ha. O moda girdim birazcık ama ağladığım filmler şey ağlamıştık ya kahraman vardı hatırlar mısın? Kahraman. Tarık evet. Akan, Haluk Akçetepe. Evet. Televizyon adı Can Dostum mu? Öyle bir şey miydi sen kadını? Can dostum kahraman çocuğun adıydı galiba. Evet çocuğun adı kahramandı. Kimse bilmiyor ki. <laughs> Soruyorum herkese Şu böyle falan. Reci de bilmiyor. Arkadaşlar bu bilmiyor Herkes, herkes ne? böyle yani. Çocuğun adı kahramandı. Kahramandı. Can dostum. Ha canım kardeşim. Yani can dostum alakasız ya zaten. Yani niye olsun ki can dost? <laughs> canım kardeşimmiş tamam. <laughs> canım kardeşim doğru. Şeyden mi? Reci'den mi geldi? Reci'den geldi Levent söyledi. Mesela canım kardeşimin o sahnesini ağlamışızdır. E, hari... Çizgi film kuruluyor çocuk vefat etmiş. Ay, Oralar evet. falan. Yeşiliyor. Yok ya yeşil Aa, ağlamadım. Aa onun John mı? Ben çok ağladım. John Caffey ağlamadım ya. Yok. Ay kahve markası gibi ama değil. Evet. Ay çok Ki, Yakın dönemde de izlemişimdir. Yine ağlamadın. Yok yok. O beni ağlatmıyor yeşil yol. Ha. Oralarda yokum yani. Allah Allah çok. Vefa çok yok, vefa. <laughs> Sen de vefa. Adam o kadar gönderdin. iyilik yaptı, adamı gönderdiler sandalyeye. O yüzden ağlamadım. Ha anladım. Sen baş, baş, Kurtarsalar Kurtarsalardı yani. ağlardım adamı. Adam öyle yolladılar. Ha. Bu arada spoiler verdik ama artık Yeşil Yolda herhalde spoiler olmaz ya. Yok artık ya. Bunu... Bu saate kadar izlemeyen de izlemesin ya. Bunu yani. izlemeyen lütfen izlemesin ya Yeşil Yolda. Matrix artık. hakkında spoiler vereceğim saçma <laughs> sapan. Matrix 5'i veriyor <laughs> falan almışsın böyle spoiler. Şimdi komik olmadığını düşünün oluyor mu? Tabii ki dünya kadar. İzleyenler Gerçekten. ne olacaktır? Ne oluyor mesela nasıl oluyor yani ya da tepki nasıl oluyor? İşte, gülmedim komik değilsin. Onu yorumlara yazıyorlar. Onu biliyoruz o tayfayı. Onlar klavye delikanlısı orada boş ya, boş yazıyor. Yok canım normalde de komik Hakikaten olmadığını. Arkadan komik bulmayan var mı ya? Vardır tabii, niye olmasın ya? Bu bir duygu yani. Bir Şey ya en yakın arkadaşınla bir film izliyorsun mesela. Sen diyorsun ki çok komik o hiç gülmüyor. Ki bak en yakın çok arkadaşın. Ya, çok sen olurum. yani video atıyorsun mesela 20 milyon kişi izliyor, 6 milyon kişi izliyor. Tabii Hı. ki bir kısım, bir kesim seni beğenmeyecek, gülmeyecek. Ama sorun yok. Hatta buradan da e, belki bu işi yapmak isteyen dostlarım, arkadaşlarım ya da ne bileyim Hı -hı. yeltenen birileri varsa tavsiye vereyim. Bununla baş edemezsin. Ha. Bununla baş edemezsin. Buraya bakmayacaksın hiç. Seni seveni çoğaltmaya çalışacaksın. Hı -hı. Ya benim olayım o. Moralim Kendimi sevenleri mi? artırmaya çalışıyorum. Moralim bozuluyor mu böyle olunca? Valla dönem dönem bozuluyordu. Şu an artık çok bozulmuyor ama... Çünkü e, insanız, çok artık gülüyorlar. Yani niye bozulmasın ki? Şimdi sen bile mesela bir programı yaptın diyelim. Hı -hı. Sen bile derken yanlış anlamda kullanılıyor. Yok canım ezan Şu manada bilmiyorum. söylemek istiyorum. Komedi yapmadığın için. Hı -hı. Hani e, yapıyorsun. Mesela gülmedim diyor. Sen Aynen. eğlenceli olduğunu düşünüyorsun programı. Ay, çok üzülürüm. Gülmedim deyince sen bir takılıyorsun o yoruma. Bakıyorsun yani niye gülmedin ki biz çok eğlendik. Hani bu kadar. Çok üzülürüm. Içeriden bir his. O yüzden tabii ki insanlar buna takılır ama çok da kafayı takmayacaksın bence. Delirirsin çünkü. Değil mi? Doğru. Ya yani yorumlara takılmamak lazım. Bir de şey geldi aklıma ya. Hmm, ne söyleyecektim? Komiklik dedik, güldük, eğlendi, Komik olmadığını düşünüyor oluyor mu? Dedik. <laughs> en baştan başladık. <baştan gülüyor> programı başlayalım. açtık. Merhaba dedik. Ondan sonra... <gülüyor> <gülüyor> ha, mesleği bırakmayı düşündün mü? Yok. Sonuçta belki ilk zamanlar zorlandın. Ha, ben şu an için anladım. Şöyle. Hayır, şu an zaten mesleği zirvesindesin. Niye yok, bırakıyorsun? Yok, hani bir tane soru vardı, o geldi aklıma. O Hadi. daha var. Şey işte, bunu bırakıp Sahil bu arada sorularımızı <laughs> önceden verdiğimiz belli oldu. Ama ben soruları unuttum. Hani bir arada. spontane yapıyorduk? Yok ya spontane kadar yani hiçbir şey yok. Ya şimdi stand-up özelinde konuşuyorsak stand-up çok çok zor bir iş. Çok zor bir iş. Bir de biz bu işe başladığımızda hiçbir sektör yoktu. Hı hı. Yani ben stand-up'a başladığımda sene 2004 hiçbir komedi Club yok. stand upçı yok yani Cem Yılmaz, Ata Demirer, Yılmaz Erdoğan o kadar. O kadar. Biz başladığımızda işte 3 seyirci, 5 seyirci, 10 seyirci. Yaşlarınız seyir... aynı o zaman değil mi? Yakın birbirine. Cemil Mazlı'da var Yok canım yıl... aramız var 12 yaş falan ya. Ha. Tabii onlar 50'ye dayandı ben de 39'um ya. Aa <laughs> öyle mi? Ben Hayır. bilmiyorum onların yaşını da bilmiyorum. Yok işte o... 73'lü falan olsa Hı -hı. oralar, Hı -hı. ustalar. Biz de 80, ben 85, ben 85'liyim mesela, 39 yaşındayım. Aynı anda sahneye çıktığını sandım. Sen onları izledin yani, tamam anladım. Ee, hayır onlar ünlüydü, ben normal izliyordum onlar onları yani. Onlar tamam. -hı. tamam. -hı. Ee, o dönemde yoktu, kimse yoktu bu işleri yapan. Biz böyle hep ikna ede ede soruyorlardı, abi stand-up ne? Abi hani Cem Yılmaz'ı yapıyor ya, en kolay ha anlatma yöntemi oydu evet. çünkü. Şimdi son 3-4 yıldır sektör var, çok fazla komedyen var. Şu an rahat. Yani biz bıraksak bırakırdık yani öyle çileler çektik. Evet. Ya ona rağmen bırakmasın Bize o zaman ne bir tat bir doku mu vardı ya? Cem mi? Hızın ilk Cem Yılmaz'ın değil çok mi? Çok da evet en iyilerindendir. İşte tutuyordu o zamanlar. Herkes onu izliyordu yani. bir tek Ama o, o zamanlar vardı. yoktu ki kimse yoktu yani. Hmm. Belki ya Cemil cesaret da edemiyorlar. Çok özel bir şey yaptı o yıllarda. Yani hiç aklımızın almadığı, ermediği bir iş, bir performans koydu ortaya. Evet. Bayıla bayıla izledik yani. Başka çaremiz yoktu. Şaşırıyorduk. Hala da diye. izliyoruz. Tabii, tabii ki. Ama bu son performansı falan biraz böyle iyice... İslam'a falan kaymaya başladı. Yani son sonu izledim mi bilmiyorum da. Ben hiç da. öyle hissetmedim ya. Allah en son gösterisi mi? En son. Ona gitmedim. Gidemedim henüz. Gideceğim. Hmm. Onu bilmiyorum ama Cem abiyi çok severiz ya. Yo ben de çok severim. Ha. Cem Yılmaz'ın <laughs> hayranı. Filmlerinin de özellikle. <laughs> tabii tabii. Var mı hiç böyle film projesi falan? E, Valla geliyor teklif. Kesin Yani 3-5 kere geldi açık söyleyeyim. Sitkom mesela. Hepsini açığım çok açıkçası. Dizi, sitcom. Emre Kare'yle benzetiyorlar mı seni? Biraz benziyor. olarak. Ha -ha. Yok ya hiç defa duydum. Allah Allah sanki ben Allah bir emre. Allah Allah. Benzettim ya. Emre Karayel değil mi bu şey bir kadın bir erkekteki? Doğru söylüyorum. Ya bırak baba gözüm. Ha, benzemiyor <laughs> benziyor mu? Benziyor muyum? Hiç umurumda değil. Gibi. Benziyor dedi bak. Benziyor. <laughs> benziyor muyum? Sanki ben seni benziyorum tabii. Hayatımda ilk defa duyuyorum bunu. Emre Karayel'e benzetildiğim ilktir. Evet ben insanlara benzetmeyi seviyorum. Gerçekten benziyor. Gençliğimde Jardel demişlerdi. Bak hiç benzetememişler jüri, jüri ben. diyorum yani. jüri <laughs> jüri neye benzetemedi? 3 hayırla gidiyor ilker <laughs> gerçekten benziyorsun hayır öyle bir şey de hayal ettim bir kadın bir erkekte falan böyle bir sitcomda falan hayal ettim ha, öyle yani. bir şey olur tabi yani tabi ki olur ben abi şey... o kadar uzaktan tutuyorsun ki telefonu hiç görünmüyor <gülüyor> yani, yani. <gülüyor> Furkan asla görünmüyor yani. yani kardeşim ekrana veremiyor muyuz yok <gülüyor> mu imkanımız <laughs> <laughs> Ya bir kadın bir erkek de oynuyor ya. Hayır canım Emre Karayeli biliyorum. Ha, Sadece tamam. benzemediğimi düşünüyorum. Ha, ben, ben Emre Karayel, ben Mehmet benzettim. Kimse benzetmese de ben benzettim. Benziyor. Ya sen de birine benziyorsun. Aa. Sana kim diyorlar? Kötü bir şey. E... Senin havanı söyleyeyim mi ben? Aslı Enver diyorlar bana. Hiç yok Aslı Enver değil. Sen kimsin? Bak söylüyorum. Allah bismillah geliyor. Eski Brezilya dizilerinde başrol kadınlar olurdu. Hmm. Talya, Marimar. Sen oralara çok güzel gider misin? <laughs> Marimar. Vallahi bak Marimar'ın tipini hatırlamıyorum ama. Tam böyle yüzü. 120... Böyle bir Latin. Hı -hı. Yersin yani oralarda. Gerçekten. Vallahi olur. Aa, olur yürür. Tamam. Buradan e, yapımcıları yapımcılara sesleniyorum. Beni her herhangi bir... Buradan bitmiş bir, bir sektörü canlandırmaya. <laughs> <içine> <laughs> bir de bizi içine koyabilirsin. Koyun bir pembe diziye. Talia diye yürürüm. Ay çok mutlu oldum. <laughs> Ay, Emre Karayel de gayet iyi yani benziyorum deyip kandırabilirdin insanı. Ya Emre Karayel iyi zaten. Hiçbir <laughs> sorun yok. Ben tip olarak benzemediğimi düşünüyorum. Yoksa Bence adam tabii ki. Canım. Ben, ben benzettim bilmiyorum. Şimdi benim evet. gelen konuklarıma sorduğum bir sorum var. Olur böyle şeyler sorum. Helium mi ya <laughs> bize. Yok abi. Be, yok mu <laughs> Beyaz helium? Şov gibi. Niye böyle rating şeyleri yapmıyoruz biz arkadaşlar? Çocukluğunu mi istiyorum İlker? Yenim. Nasıl bir çocukluk? Çok uzak zaten çocukluğum. Valla ben çok mutlu bir çocuktum. Yani çok mutlu bir ailede büyüdüm. Bol teyzeli, Aa, hiç dayılı, hiç ay çok güzel, <laughs> dayı yok. Hı -hı. sürüyle teyzem var, Hı -hı. annem çok mutlu bir kadın, babam, ablam, herkes çok mutlu ailede, çok neşeli. İstanbul'da mı büyüdünüz? İstanbul, Maltepe. Hı -hı. Ee, şeyi hatırlarım yani, günleriminlere de çok götürürdü annem beni. Gerçekten mi? Bir de teyzeler böyle bizim ailede erkek yoktu hiç anne tarafında, o yüzden Hı -hı. adım İlker zaten hiç yani beş i̇lk teyzenin, er, ha, evet ilk erkek yeri. ben olduğum için. Evet. Beni böyle biraz fazla öptüler. öptüler de iki anlama geliyor mu? Yani yok yok bayağı fiziksel anlamda çok öpüldüm böyle hani böyle vakumlayan teyze var. Mah, ma, Kurban olsun teyzesi, teyzesi canını sevsin falan böyle. Bir fazla sevildiğimi hatırlıyorum yani böyle zıplatmalar, hoplatmalar, yana kalmalar falan. <laughs> biraz böyle kadınlar içinde büyüdüm açık söyleyeyim. Severim de o dünyayı. Hani evet. Mesela güne bayılırım yani beni götürsünler. Yemekler, Ama kim bayılmaz güne Aynen ya. öyle canım severim yani. Öyle büyüdüm mutlu bir çocukluk Maltepe'de e, mutlu bir aile kavga da olsa ailede sabahına çok tatlı uyanılan o kavga. Akşam böyle sürümez. masalar fırlatılıyor birbirine. Masa fırlatılmıyor ama <laughs> öyle babamın minik şovları oluyordu hatırlıyorum. Gerçekten yani. ne oluyordu öyle şov çok ayakkabı. Biraz iyi darası içkiyle. <gülüyor> ha, <gülüyor> evet evet böyle girip eve ama yani hiçbir şey olmazdı yani gülerdik geçerdik. Bir şey hmm. zarar veren bir şey değil yani o. Sıkıntı Biraz böyle babalık yani. yapma hani. Bağırma çağırma ufak tefek. Şov. <laughs> aa, anlaşabiliyor muydun babanla? Ben herkese çok iyi anlaşırdım ailemle. Hı -hı. Çok tabii aramız iyidir yani. O konulara, o konulara girmemeli satıyorsun yani. Gireceğim biraz. Psikoloğa gittin mi hiç diyeceğim. Gitmedim. Aa, aa. Vallahi gitmedim hiç. Ya bu nasıl komedyen ya? Komedyenler <laughs> ya? nasıl psikoloğa gitmezler? Psikoloğa gitmedim. Ya şimdi tabii buradan bir şey dersem linç de var ya böyle Twitter'da hani linç yiyeceğin bir fikrini söyle. Falan. Evet bekliyoruz seviyoruz böyle <laughs> şeyleri. Ya şöyle çok saygı duyduğum bir meslek. İnanmıyor psikologlara çıkacak İ şimdi İnanmıyor bekleyin. İnanmıyor değil de İnanmıyor, ben biraz çıkacak. son aşama gibi görüyorum psikoloğa gitsin. Son çare köftecisi miyiz biz? Estağfurullah ama ben mesela hani... Şimdi hemen psikoloğa gitme durumu var ya. Çok giden arkadaşlarım var. Oo hemen daha ilk başına bir şey geldi ya yani hemen. Yani ben biraz böyle hani ne bileyim işte ufak bir tatile çıkmak, gezmek, spor yapmak, işte sanata ağırlık vermek gibi durumların bu süreci biraz kolaylaştırdığını, kimsenin canını yakmayayım diye dolanıyorum bayağı. <laughs> <Fark> Ateşte <laughs> yürüyorum şu an. Bayağı bir. <laughs> Ayaklarım kanayacak yani. Fark etmiyor. Yani ben biraz böyle kendi çaremi, kendi çözümümü buluyorum. Bulabiliyor musun gerçekten? Buluyorum ya. Yok ya. Yani bir iyi psikolog gibiyim gibi be olur mu? Beliz. Vallahi iyi gibiyim be. Mutluyum Levent, yani. Levent bir psikolog gibi olur mu? Olur mu? Olmaz. Şu an Levent'in sürprizi varmış bize. Öyle mi? Sürprizi ne Levent? Göster. Emre Karayel. Benziyor muyuz duşuyla? Benzettim. Öyle? Yemin ederim benziyor. Ama bir şey diyeceğim. Bu Emre Karayel değil abi. Emre Karayel'in en çok bana benzeyen halini bulmuş. <laughs> Adamın normali bu değil. Google'da araştırılmış... Ben bu arada benzeyim yani hiçbir şeyim yok. bir şey söyleyeyim. Durduk yere Emre Karayel'le aram açılacak. Adam <laughs> <laughs> Tip olarak benzemiyorum dedim konuda nelere geldi. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten en çok bu fotoğrafını buldum. Emre Karayel benim dayım gibi duruyor burada. <laughs> evet evet. Kazandırıyormuşuz yani. Gözümüz falan benziyor. Aramış bulmuş Levan. Evet. Bence çok güzel. Ama benzeydi. bu Google'da ilk çıkan fotoğraf değil. <laughs> bu dördüncü sayfada falan çıkıyordur ben size söyleyeyim. <laughs> Levent bayıldım. Emre Karayel de şu an başka bir kanalda şovda. Ona da benim görseli veriyorlardı <laughs> Ay yemin ederim. Devam edemeyeceğim programa. Çok güldüm Emre Karayel'e. İyi oldu. iyi geldi valla. Ay çok iyi geldi. Peki komedyenliği bırakmayı ve bir sahil kasabasında yerleşip herkesten... <laughs> bana girmemeli soralarız. Ben onu geçen yaz denedim. Aa, Şöyle demek. Komedi bırakmadım ama yaz aylarında bizim işlerimiz bir tık azalır. İnsanlar hmm. tatile gider falan. İlla gösteri sayısını azaltırız. Üç ay Bodrum'da yazlık kiraladım. Hı -hı. Tam da böyle yaşamak istediğim bir yerde. Ben bir çıldırdım Melis. Sıkıntıda. Hey, gerçekten. Hiçbelle. <laughs> ben metropolmüşüm ya. <laughs> Buralar mı? Ben bana... metropol aşığı bir insanmışım. <laughs> ne kadar dayanabildin? Üç ay dayandım. Ha mecbur. Hayır yani oyunlara gidiyorum arada ha. geliyorum ama ya insan yok. Değil mi? Ben şey istiyorum abiciğim yani bir metropol içinde yani bak bu Londra'da olabilir, New York'da olabilir hiç fark etmez hı hı. büyük imkanları olan bir şehirde yani aktivitenin gittiği tiyatronun standlar vesaire hı hı. orada bahçeli bir evde yaşamak okey oralarda da yaşanır yani. Ya yani mesela örnek veriyorum ben şimdi bir dönem röportaj yaptığım için işte ünlü mesela Kilios'ta oturan çok ünlü var Hani hı hı. o tarafa git yani Kilios işte Edisun'un koştuğu yer değil mi orası Kilios sahili? Valla olabilir Şimdi orada bahçeli bir evde. <laughs> Daha ha. sakin yaşayıp. Onu ister misin? Olabilir yani bir saat içinde yarım saat içinde İstanbul'un istediğim yerine varabileceksem okeyim buna. Hmm. Ama ben Bodrum'da öyle bir yer buldum ki. Kötü bir yer buldum. Havalimanı bulmuşsun. bile bir buçuk saat yani perişan <laughs> oldum. Ama sen kötü bir yer bulmuşsun ondan. Ya kötü dedin denizi güzel olsun işte hmm. doğası güzel olsun onu seçtim yani bana gelmedi yani e gelmez ama sen Bizim yaşlar diyorsun. değilmiş o Melis öyle diyeyim sana. Belki 50'den 55'ten sonra düşünürüm ama. Emekli şey ya o biraz. Evet yani şu, benim daha bir 15 yılım Alaçatı var. Alaçatı falan olsaymış. Tam böyle. Oralara oraya da çok gittim. Oralarda da çok tatiller yaptım. Evler tutuldu, yazlıklar falan filan. Ama yani ana yaşayacağım yer olamıyor ya. Hitap etmiyor mu? Ya İstanbul'un bir işte bu depremi korkutuyor. Onun dışında Yok ya. Olmasa ömür bir Ya 100 yıldır ya. deprem olacak diyorlar İstanbul'da. <laughs> Şimdi ne oluyormuş vallahi. Bilime karşı <laughs> geldiniz bir program mı bu abi? <laughs> Ama konuşuyorlar diye <laughs> <laughs> Olur böyle Jelan şeyler Ceylan Şengör ya. bas bas bağırmıyor mu ya 30 yıl içinde olacak diye 30 yıl evet. daha yaşımız kaç Elis buna böyle bakamayız <laughs> ben 30 yıl içinde bakıyorum. yani bugün de onun içinde Ben yani. de çok rahatım ya deprem konusunda yani Çok güzel formül bulmuşsun bu arada hani ben de çok kafaya takan bir adam değilim ama Gelecek planlamamda biraz İstanbul'dan kaçmak var bu sebepten Öyle mi? Yani mecbur Nereye kaçacaksın bu arada? Antalya'yı bile... çok seviyorum. Antalya'da falezler var. Ya var ama Antalya'da Tosuna mı çıkacak diyorlar orada da? Ya diyorlar da Antalya'da yaşasan da herhalde 15 katlı apartmanda yaşamam diye düşünüyorum. Hani Hayır. daha böyle müstakil falan yer düşünürüm Ya ben de Antalya'da yaşıyorum. Çok memnunum da. Kale içi ne kadar güzel. Yani. Çok Rus var şu an. İnanılmaz. Tamam işte. Yalnızız <laughs> <laughs> tamam işte. zaten. Reci şu an koptu. Melis bunu negatif bir şey gibi anlat diye bize. Biz böyle inanamadık üç adam. Çok Rus var ya. Yani. Tamam. Hakikaten etrafımdaki çoğunluk erkek şu an. Çok Rus var deyince ben niye... Yani sen çok gittim? Alman vardır. Sen yine okeyiz gibi. Çok Slovak vardı. Tamam Melis ne oluyor <laughs> diye. Şu an Levent gitti. Furkan <laughs> gitti. Hepsi gitti yani. Ya ne yapayım ya Allah Allah. Tek kadın ben kaldım aranızda. Sana bir şey... Sen Antalya'da kaç yıldır yaşıyorsun? Antalya 30. Ha, sen doğma büyüme oralısın. Ben oralıyım evet. Aa ne kadar güzelmiş ya. Evet. Çok uzman. Se, sen, oyuna nereye gelmiştin Melis? Şeyi, Türken Türkan Şoray. Orası Murat Paşa diye mi geçiyor? Murat Oranın bir ruhu var. Evet, orası zengin muhit. Ya zengin, o, onunla hiç ilgilenmiyorum. Ben o zaman ne zaman oraya oyuna gitsem, Hı -hı. orada böyle bir dinginlik oluyor. Evet. İnanamıyorum ya, muazzam bir duygu. Oranın şey. seyircisi çok elit çünkü. Evet. Biraz da o var. Çok güzel. Ben seni başka bir yere götüreyim. Söylemeyeyim adını Ben, ben oraya oralarda gelmeyeyim. da Antalya'da ben 8-10 <laughs> mekanda çıktım yani. Her ha, yeri biliyorum. Tamam. Ee, İstanbul'dan sonra Antalya'yı ben çok beğeniyorum mesela. İkinci hmm. alternatifim olabilir. Antalya'ya taşınırım diyorsun. Ankara'yı da sebebi. Ankara olur. geldi aklıma. Orada deprem olmaz herhalde. Ankara daha iyi bölgelerden. İşte Konya, Karaman, Ankara. Konya'ya da gitme. <laughs> Konya'ya hiçbir şey olmuyor diyor bak. Konya ama işte bir tane deprem oldu geçenlerde yine orada. Öyle mi? Tabii Sen tabii. depremleri bayağı takip ediyorsun galiba. <laughs> ya biraz açıkçası çocuk olduktan sonra Ha, ben çocuğum. böyle kendi hayatını çok düşünen eden biri değilimdir fazla. Tam anladım. babayım diyorsun. Evet doktora da kolay kolay gitmem. Hiç kolay gitmediğim gibi. <laughs> Fark ettik onu. <laughs> Tıbba da inanmıyorum ben. Saçma sapan. Hiçbir şeye bu, bu programa da inanmıyorum. Ben bir tek aktara inanıyorum kardeşim. <laughs> Tarçınımı alırım. Yani ben böyle kendi canını çok önemseyen eden biri değilim. Ha Çocuğun ee, canı daha çok önemli. Tabii yani baba o, olduktan sonra değişti. Baba tabii. olduktan sonra bir böyle koruyuculuk yüklendi bana. Hmm. Hep onun hayatını. Balık işte. Evet evet onun hayatıyla ilgilendiğim için. Onun için belki bir yerlere kaçmayı düşünebilirim yani. Oh. Kaçarsam kaçarım diyorsun. Çocuk için. Kaçarsam. <laughs> Çok kötü slogan. Kaçarsam kaçarım. Çocuğunun komedyen olma isteği var mı? Çok komik bir çocuk. Çınar. Genelde öyle oluyor değil mi? Çok. Ya öyle. aşırı neşeli. Bugün de işte e, WhatsApp grubunda hocası bir video yollamış. Onları hmm. böyle hava güzel olunca bahçeye çıkarıyorlar. Hı hı. Hep böyle arkadaşlar diye bir şey anlatıyor. Toplamış hiç çocukları. Gerçekten. Hep lider böyle onun nasıl? videosu var. Arkadaşlar şu yok mudur diye. Yani minik minik stand-up'lar yapıyor. Ay başladı şimdi de. Neşeli çok keyifli. Çok komik bir çocuk. İster misin komedyen olsun? İsterim. Yoksa futbolcu mu olsun ister? Ya çok klişe bir şey söyleyeceğim. Aa, mutlu geliyorum. olsun da. Aman klasik değil mi? <laughs> sağ mutlu olsun da. Gerçekten ne istiyorsa yapsın ya. Doktor olsun, pilot olsun, kukla oynatsın. Her şeyi ne istiyorsa Her şey şeye varım diyorsun. Ben geçen konuşma yaptım hatta biraz erken bir konuşma. Pek Bayağı erken olmuş, altı yaz yani. Altı bile değil, beş buçuk. Gerçekten bir e, psikolog olarak söyleyebilirim, ki çok erken, erken olmuş. şey dedim, dedim ne konuştun çocuklar? Yani istediğin her mesleği yapabilirsin, hani futbolcuda olabilirsin, işte ne istiyorsan. Ama akıllı ol, yani o işin akıllısı olmaya çalış. Hı -hı. Çünkü evet akıl tabii. gerekiyor yani. Ya, Kesinlikle. Para kazanman lazım. İstanbul'da yaşayacaksan çok para yani. lazım, yatırım lazım falan. Ne istersen ol ama o işin akıllısı ol gibi Böyle bir baba konuşması. Siz şey düşünüyor musun? musunuz? Dedi de. bastı gitti sonra çizgi film açtı. Power <laughs> petrol izliyor deniz. Gerçekten çok takmış seni. Evet. İleride düşünüyor musun böyle e, destek olmayı, destek sağlayacak mısın? Yoksa ekonomik evet. mi? Hayır hayır. Çalışsın çalışsın istiyor musun mesela böyle küçük yaşlardan başlasın istiyor musun? Sen dedin ya suculuk falan yap. Yani şöyle ben çok kıyamıyorum. Aa. Vallahi tam biraz... bu tam çocuk şey oldu ya. Yani A böyle aile babası. Biraz. Ya, Münir Özkul. İsterim tabii ki hayatı tanısın etsin işte çalışsın ama hep böyle iki metreden onu izlerim gibi geliyor. Aa uzaktan böyle Gazeteyen Canı yanarsa arkasından... da hemen müdahil olurum gibi. Aa. Yani yanlış olduğunu bildiğim halde vicdanen dahil olurum hiç gibi geliyor. Hiç kıyamıyorsun ya Çınar'a. Adı da Çınar yani. Çınar evet. Yani. Özellikle mi koydun Çınar gibi olsun diye? Vallahi sadece bir kere gündeme geldi isim konusu bizde. Hı hı. Eve gidiyordum yanında da Çınar diye apartman var. Apartman ismini mi koydun? Apartmana çınar. baktım böyle. Abi dedim ya böyle. Bir de Şimdi yani isim koyarken hem ailenin büyüklerini mutlu etmen gerekiyor. Klasik. Hem de gençleri ya. Çınar öyle değişik bir isim yani. He, bütün aile büyükleri işte Çınar gibi ömrü olsun. Çınar ağacı onlara Onları o tavlıyor. Tını olarak, vibe olarak da çok genç. Çınar. hani Çınar. O da gençleri yeni Her nesili şekilde. tavlıyor. Ulan dedim bu isim eskimez muhtemelen. Eskimez. Hani evet. Kemal gibi bir isim değil. Kemal çünkü bir yerde gidiyor. Hı hı. Ya da işte hani Mustafa onlar eskiyor. Ama Çınar böyle hem genç kokan. Hem de herkesi mutlu eden. Baban şey demedi ya benim ismimi ver falan genelde öyle olur ya. Yok ya namık bir de yani iyi üzerine. Namıkçı <laughs> hiç olmadı. Namık gümüş olduk yani hiç. Hiç N -n -n, olmadı. Yok, olmaz. Çocuk da sevmezdi muhtemelen. Öyle bir aile değiliz ya onlar da dedi yani onu genç isim koy tabii bizim ismi ne yapacaksın falan. İyi demişler. E, çok akıllılardır okullarda yani. Şey hemen bir kere gündeme koydum ve kabul edildi. İyi var kabul Hı, etmişler. Hiç, çoğu Arada ailede, kalmadık. Çoğu ailede kabul edilmiyor çünkü. Peki buradan komedyen olmak isteyenlere ne tavsiye edersin diyerek sözümüzü bitirelim efendim. Ya şimdi komedyenlik de artık o kadar büyük bir kavrama dönüştü. Ya yani her yerde influencerlık var. Influencer'lık mı, stand-up mı hepsinin tavsiyesi çünkü başka. Evet reklam mı vereceksin orada işbirliği. <laughs> yani tavsiyeden ziyade şu. Tabi bazı sektörlerde öldürmek istemem de. Hangi sektörü mesela? Hayır yani şu mesela şimdi yeni nesil alttan gelen o çocuklar bence çok şaşkınlar. Çok. Çünkü sosyal medya gerçeği var ve ortada ciddi kazanılan paralar var. İnanılmaz. Evet. Krem sürüyorlar böyle. Ya yani mesela düşün İstediğim. yani bir post atıyorsun, bir reklam yapıyorsun ve yani çok üzülerek söylüyorum ama bir birinin belki de bir yıllık maaşına bedel bu. Hı hı hı. Hangi motivasyonla sen o çocuğu işte bankacı olmaya, işletme okumaya yönlendireceksin? Kafaları çok karışık onların doğru, şu anda. Doğru. Komedyenlik çok güzel bir iş. Özellikle o sancılı kısmı atlatırsan inanılmaz bir e, rahatlık, konfor sunuyor hem ekonomik anlamda hem e, mutluluk anlamında. Çünkü yani insanlar seni seviyor, Hı -hı. E, övüyor, alkışlıyor ve bunun karşında bir para kazanıyorsun. Yani Aa bu, muhteşem. Bu cennet yani. Evet. Bunu, futbolcu olmak gibi bir şey yani bu aslında aynı. Bozgu daha çok yoruluyorsun bir de yani. Bu da hiç yorulmuyor. Onda değil. da işte çocuklukta sevdiğin şeyi oynuyorsun ya. O yüzden Hı -hı. diyorum. hani Futbol oynayarak para kazanıyorsun. Evet. E, futbolu çok seviyorsan mutlusun yani. Güzel bir iş. Eğer e, göze alıyorlarsa o ilk baştaki sancılı sürece kesinlikle girsinler. Hı -hı. Yapsınlar. Hı -hı. Ama bir yandan tabii onların döneminde bir influencer patlaması da yaşanacak. Yani evet, herkes influencer dedi. olmak isteyecek ve ortalık Herkes şu an mavi tikli ya. Ben inanamıyorum. Bizim görüyorum 9'suz takipçisi var mavi tikli. Eskiden falan var mutlu yani. oluyordun. Aa kim ünlü geldi. Aa falan. evet beni takip etti falan. Tabii şu an. <laughs> İnanın. <laughs> <an. gülüyor> herkes mavi tikli yani parayla olduğu için. Hayır evet doğru. Sen ne düşünüyorsun asıl Melis sana soralım bir psikolog ben, olarak. Hangi konuda? Yani ne yapacak bu gençler? Gençler İş seçiminde yapsın? meslek seçiminde kafa so yiyecekler. Sosyal medyaya bağlı kalmasınlar asla. Ben sürekli söylüyorum sosyal medya bağımlısı gençlerin çoğu. Ama işte nasıl? TikTok kurtulacağız? diye bir şey var. Bir ben kere önce. Tamam bitireceğiz dur Levent ya. Aa dur eğitim bakanına falan laf söyleyeceğiz yani. Levent ne diyor bitir mi diyor? Levent bitir artık diyor bitireceğim dur çok keyifli hakikaten TikTok'un kaldırılması lazım Türkiye'de yasaklanması lazım. lazım İnanılmaz. ben bu programı terk ederim kardeşim <laughs> bu kadın benim ekmeğime kan doğuruyordu <laughs> yok Instagram kalsın da TikTok gitsin <laughs> ay biz TikTok'ta kabarız ya aa öyle mi? tabii aa tamam TikTok olsun benim kalsın. ne olacak 220k takipçim TikTok'taki pardon beni Instagram'a takip etmiyorsun bu arada ederim tamam ederim. <laughs> şimdi sözünü alayım falan diyormuşum ya çok keyifli programdı iyi ki ederim. geldin evet, gerçekten ben teşekkür ederim çok güzeldi değil mi? Emre Karayel ile yaptık <laughs> So ya Reji böyle çok şey gibi olmuyor kimse yok ya böyle hani şöyle havaya bakarak nasıldı? Hayır kulaklık var ya biliyorum canım, tabii ya. ki onu görmedin mi bana? Ee, ben sendeki sesi duyuyorum zaten ha. bana da geliyor o ses. ha geliyor değil mi? Hayır fiziksel biri yok ya ortada böyle bir havaya bakarak değil mi nasıldı falan? <laughs> ne yapalım Reji <laughs> reklam mı diyorsun tamam peki falan. <laughs> O zaman biz bitiriyoruz efendim programımızı. Muhteşemdi, bomba gibiydi. Çok bence şu ana kadar en iyi programlardan Ay, estağfurullah. biriydi. Estağfurullah Ha en es... iyilerdense olur. En iyi deseydin estağfurullah diyecektim. En iyi diyemem yani. Ha tamam bence de. Değil. En iyi demeyeyim yani. Hepsi ha. çok iyi şimdi Üzül, üzülenler. <laughs> şimdi olur. de üzüldüm en iyi diyemem dediğinde. Onu ne yapacağız peki? <laughs> en güzeli. En bombasıydı. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. İki çağırdın beni. İyi ki, i̇yi ki iyi ki geldin. Ne diyorsun Reji? Bitirelim. <laughs> Hadi bitti.